Merhaba arkadaşlar. İkinci ünite, 19. ders, doğrusal denklemlerin grafiği diyelim. A1 tam sayı olmak üzere x eşittir a şeklindeki doğrular y eksenine, y eşittir a şeklindeki doğrular da x eksenine paraleldir diyeceğiz. Şöyle ki, mesela x eşittir 2 doğrusu. Nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Üzerindeki her noktanın x'i 2'dir. Bakın 2'ye 0, 2'ye 1, 2'ye 2, 2'ye 3. Yani ne olacak arkadaşlar? X eşittir 2 doğrusu x eksenine diktir, y eksenine de paraleldir. Y eşittir eksi 2 doğrusu y eksenine diktir arkadaşlar, x eksenine de paraleldir diyeceğiz. Gelelim. Burada da m sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere y eşittir mx şeklindeki doğrular orijinden geçer. Yani y eşittir 3x derse arkadaşlar diyeceğim ki orijinden geçer. y eşittir eksi 2x derse diyeceğim ki orijinden geçer. Ama y eşittir x artı 1 derse yanına bir sayı gelirse arkadaşlar bu durumda orijinden geçmeyeceğini ifade etmemiz gerekir. Geçelim. Burada y eşittir 2x doğrusunun grafiğini çizelim. Şimdi üzerinden iki tane nokta bulmamız yeterli. Birinci olarak x'e 0 veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi y de 0 çıkıyor. x'e 1 verirsek doğru denkleminde, x'e 1 verdiğimizde y'imiz de 2 çıkıyor. x'i 1, y eksi 2 olan noktayı da aldık. Arkasından bu iki noktayı birleştirdiğimiz vakit arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Verilen doğrunun grafiğini çizmiş oluyoruz diyelim. Gelelim buraya. x eşittir eksi 3. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tam olarak şurada bulunuyor. Y eksenine paralel. X eşittir eksi 3. X eşittir eksi 1. Nerede bulunacak? Tam olarak burada bulunacak arkadaşlar. Y eksenine paralel. X eksenine dik. Y eşittir 3x. Şimdi orijinden geçecek. Niye? 0'a 0. X'e 0 verdiğimizde y 0 çıkıyor. X'e 1 verdiğimizde y'nin de 3 çıktığına göre arkadaşlar. X'e 1, y'ye 3'ü de işaretliyoruz. Arkasından bu iki noktadan geçen doğrunun grafiğini çizmiş oluyoruz diyelim. Geldik buraya. M ve n sıfırdan farklı olmak üzere, m ve n sıfırdan farklı olmak üzere arkadaşlar, y eşittir mx artı şeklindeki grafikler eksenleri keser. Bu sebepten dolayı x'e 0 verip y eksenini kestiği noktayı, y'ye 0 verip de x eksenini kestiği noktayı bulacağız. Şimdi bize doğru grafiği denklemi verildi arkadaşlar. X'e 0 yazdığımızda y kim çıkar? 3. Demek ki 0'a 3 noktasından geçiyor burası. Y'ye 0 verdiğimizde de arkadaşlar 0 eşittir x artı 3 dersek x'in de eksi 3 olduğunu gördük. Bu durumda eksi 3'e 0'dan da geçiyor. Şurası diyeceğiz. Bu iki noktadan geçen doğrunun grafiğini çizdiğimizde karşımıza da bu görüntü çıkar diyelim. Bir nokta bir doğrunun üzerinde ise noktanın koordinatları o denklemi sağlamak zorunda arkadaşlar. Mesela 5'e b noktası 4x eksi y eşittir 10 doğrusu üzerinde ise b kaçtır diyor. X yerine 5, y yerine de b yazacağım. 4 çarpı 5 diyeceğiz. Eksi b eşittir 10. Yani 20 eksi b şayet 10 sa buradan da b'nin 10 olduğu ortaya çıkar diyelim. Geldik buraya. Y artı 5x eksi a doğrusu nereden geçiyormuş? 2y eksi 8 noktasından geçiyormuş. O zaman x yerine 2, y yerine eksi 8 yazdığımızda sağlamak zorunda. Yani eksi 8 artı 5 çarpı 2 eksi a eşittir 0. Eksi 8 buradan, 10 buradan, 2 eksi a 0 yapar. A'nın 2 olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Geldik buraya. Doğruların grafiklerini çizin diyor. Hemen ne diyeceğiz? X 0 olsa, x'e 0 verdiğimizde y 6 çıkar. Şöyle yazalım. Y eşittir 6. Y'ye 0 verdiğimizde arkadaşlar x de eksi 2 çıkar. Yani eksi 2'ye 0'dan geçiyor diyeceğiz. Şurada alacağız. Eksi 2'ye 0. Aynı zamanda da arkadaşlar 0 6'dan geçiyor diyeceğiz. Şurada alacağız. Birleştirdiğimizde grafiğini ortaya koymuş oluruz diyelim. Bu sizde arkadaşlar. Şunu da çözelim. X'e 0 verdiğimizde ne olur? 4y eksi 20 eşittir 0. Y eşittir 4 çıkar. Yani 0'a 4 noktasından geçiyor. Buraya gelelim. Bu sefer de y'ye 0 verelim. Y'ye 0 verince de 5x eksi 20 eşittir 0 geliyor. 5x 20 çıkar karşımıza. X'i 4 olarak buluruz. Bu sefer de 4'e 0'dan geçiyor diyeceğiz. Şurası 5 olacak. 0'a 5. 4'e 0 şurada arkadaşlar. Hemen geliyorum. 0'a 5 de burada bir yerde. Bu ikisi noktayı birleştiren düz bir çizgi çizdiğim zaman ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Grafiğini çizmiş oluyoruz diyeceğiz. Gelelim buraya. X artı 2 eşittir 6 denkleminin grafiğini çizin diyor. Bunu gönderin diğer tarafa. Demek ki x eşittir 4. O da kim oluyordu arkadaşlar? X eksenine dik, y eksenine paralel olan bir doğruydu. Geldik. X eşittir 5, y eşittir eksi 6 ve eksenleri alacağız. Şöyle alıyoruz, şöyle alıyoruz. X eksenimiz, y eksenimiz, x'in 5 olduğu yer şöyle alıyoruz. X eşittir 5. Y'nin eksi 6 olduğu yer şöyle alıyoruz. 5'e
Eksi 6 diyoruz. Dik. Şurası orijin. Burası 5 birim. Burası 6 birim. Şu dikdörtgenin alanı soruluyor arkadaşlar bizden. 5 çarpı 6'da 30 olarak karşımıza gelir diyelim. Geçelim. Hemen denkleminin grafiğini çizin diyor. Önce x'e 0 vereceğiz. X'e 0 verdiğimizde şurada eksi 3y eşittir. Eksi 6 ile karşılaşıyoruz. Y eşittir 2. Yani 0'a 2'den geçiyor arkadaşlar. Y'ye 0 versek bu sefer 2x eşittir eksi 6 geliyor. X eşittir eksi 3'ü görüyoruz. Eksi 3'e 0'dan geçiyor yani. Hemen gelelim. Eksi 3'e 0'ı şurada işaretleyelim arkadaşlar. 0'a 2'yi de getirelim. Burada işaretleyelim. Arkasından bu iki noktadan geçen doğrumuzu çizdiğimizde grafiği elde etmiş oluyoruz diyeceğiz. Geçelim. Şimdi bize diyor ki kalan bölgenin, taralı bölgenin alanı nedir? Bakın x eksenini ve y eksenini kestiği nokta var. Önce x'e 0 diyelim ki y eksenini kestiği noktayı bulalım. X'e 0 deyince arkadaşlar 4y eşittir 12, y eşittir 4 geliyor. Şuranın 4 olduğunu, 0'a 4 noktası olduğunu, buranın da 4 birim olduğunu öğrendik. Bu sefer y'ye 0 diyelim. Y'ye 0 deyince de arkadaşlar, eksi 3x eşittir 12, x eşittir eksi 4, eksi 4'e 0 diyeceğiz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Şurası da bizim için 3x eksi 12. Bir yerde hata yaptık. Şurası 3 çıkacak, şurası 4 çıkacak. Buranın 3 olduğunu, 0'a 3 olduğunu söyleyelim. Şurası da arkadaşlar eksi 4'e 0 noktamız. Bu dik üçgenin alanı soruluyor. Dik kenarlardan biri 3, biri 4. Taralı alanımız da ne olacaktır? 3 çarpı 4 bölü 2, 12'nin yarısı 6'dır deriz taralı bölgenin alanı. Geçelim. Noktası doğru üzerinde ise demek ki x yerine a, y yerine 3 yazdığımızda sağlayacak. Yani 5a eksi 9 eşittir 11 göndeririz. 5a eşittir 20. A eşittir 4 çıkar karşımıza. Gelin. Burada diyor ki doğrusu x eksenini kestiği nokta. Yani y'ye 0 vereceğiz. Y eşittir 0 olacak. Buradan da 0 eşittir 4x artı 12 dersek. 12'yi de buraya gönderirsek arkadaşlar. 4x eşittir eksi 12. Her tarafı 4'e bölersek x'imiz eksi 3 olarak karşımıza çıkar. X eksenini kestiği noktada eksi 3'e 0'dır diyeceğiz. Geçelim. Burada da y eksenini kestiği nokta. Y eksenini kestiği noktada x'imiz 0 olacak. Bu durumda x'e 0 verdiğimizde 2y eşittir eksi 10 ile karşılaşıyoruz. 2'ye bölersek y eşittir eksi 5 geliyor karşımıza. Yani 0'a eksi 5 noktası y eksenini kestiği noktadır diyeceğiz. Arkadaşlar kolay gelsin. Başarılar.